Evet efendim, Hayat Motoloji'ye güzel programına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu hafta İstanbul'da Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ve Motosiklet Federasyonu'nu ziyaret ettik. Mükemmel bir röportaj oldu ve aynı şekilde de mükemmel bir şekilde bizleri ağırladılar. İsterseniz o mükemmel insanların bizlere vermiş olduğu hem desteği hem de röportajları beraber izleyelim. Buyurun. Evet arkadaşlar, bugün Hayat Motoloji Güzel programında Antalya'dan çıktık, İstanbul'a geldik. Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ndeyiz. Kardeşim selamlar, nasılsın? Aleyküm selam abi, sen nasılsın, iyisin? Ben deyim, biraz önce biraz daha neşeliydim, biraz daha neşeli ol, kendine abi, bir gel. Mikrofonun başına gelince böyle geriliyorum ya, heyecan yapıyorum. Şimdi bizi izleyenlerle alakalı motosikletli kuryeler hakkında konuşmanı istiyorum. Hepinizin içi dolu, biliyorum. Sorunlarınız var, bunun da farkındayız, evet. Hepimiz farkındayız. Ama sizlerden duymak daha mantıklı. Ya aslında her şeyi kendi kendimize yapıyoruz. Yani mesleği değerli kılmak da bizim elimizde, değersiz kılmak da bizim elimizde. Birçok şeyi kendi kendimize yapıyoruz. Değiştirmemiz gereken şeyler aslında bizden başlıyor. Hani insan önce değişime kendinden başlamalı diyoruz ya. Mesleksel olarak kendimizden başlamamız lazım. İşte kaskımızı takmamız lazım, ekipmanlarımızı giymemiz lazım. İşte dışarıda hizmet verdiğimiz, biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. İnsanlara hizmet veriyoruz restoranlarda. Veya işte market kısmında, örnek veriyorum işte kargo taşımacılık kısmında. Bu noktada yapmamız gereken teslimat noktasında insanlara verdiğimiz hizmeti doğru vermemiz gerekiyor. Hizmet sektörü olduğu için biraz daha güler yüzlü, daha nazik, daha şık hareket edilebilir. Giyim ve kuşam açısından dediğimiz gibi ekipmanları ve kaskı, montu, bu tür şeyleri daha dikkatli giymemiz gerekiyor. Yani aslında biz kendi değerimizi kendimiz biçiyoruz. O nedenle şu an piyasa biraz karışık. Peki hep insanlar, yani motosiklet kullanıcıları ve aynı zamanda da araç kullanıcılarının sürekli söylemiş olduğu şey, motosikletli kuryelerin genelde dışarıda hep Apache gibi dolaşıyor olması. Yani bu tabir çok düzgün bir tabir olmasa dahi insanların kullanmış olduğu bir tabir. Sen bu konu hakkında ne diyorsun? Yani gerçekten öyle mi? Ve aranızda böyle insanlar varsa bunun da farkında mısınız? Farkındaysanız bunları ayıklamak için neler yapıyorsunuz? Ya biz bu konularda çok aslında söylenecek çok şey yok. Herkesin bildiği gibi askeri sistem yaşıyoruz şu an dünyada. Birinin yaptığı bir hata yüzünden binlerce insana mal oluyor. O yüzden bir kuryenin yaptığı bir hata onlarca kuryeye mal olabiliyor. Ha, bunu nasıl düzeltebiliriz? İşte devlet erkanından, devlet büyüklerinden destek alabilerek. Yani bu ne olabilir? İşte bu işin bir belgesi, bir standardı. Bir mesleki yeterlilik belgesi olmalı. Öyle her önüne gelene kağıt dağıtır gibi değildi. Bu işi prosedüre dökmek lazım yani bence. En ince ayrıntısına inmek lazım. Şu an mesleki yeterlilik belgesi almak için başvurular başladı. Belirli noktalarda dağıtılıyor. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Peki olması gerektiği gibi mi? Dağıtılması gerektiği gibi mi? Verilmesi gerektiği gibi mi? Ve bunun süreci nasıl gidiyor? Bir eğitim alınıyor mu? Ya da iki soru soruluyor. Kağıt mı veriliyor? Evrak mı veriliyor? Ya da parayı verdim, tamam ben bunu alabilirim mi deniyor? Nedir yani? Meslek yeterlik belgesi için Çalışma Bakanlığı'nda ben de eğitmenim. Sınavları yapıyorum. Daha önce birkaç firmanın da sınavlarını yaptım bir dönem. Çok komik şeylerle karşılaştık. Yani sabah kalkarken motosikletinizi nasıl çalıştırmanız gerekiyor? İşte önce nereye dikkat etmeniz gerekiyor? Tabii bizim standart kuryenin yaptığı, sabah kalkıp direkt kask yarım tak, bir Müslüm aç, gaza bas, yoluna bak. Standartımız bu. Ama normalde olması gereken, işte motosiklete bindiğiniz zaman motosikletiniz etrafında çöp, pislik, lastiğe takılan bir şey var mı? İşte ön arka lastiğin havasını ölçmen gerekiyor. Frenlerini kontrol etmen gerekiyor. Motorunu çalıştırıp bakman gerekiyor. Bu noktada yani motorun etrafını kontrol ettikten sonra, yani ruhsatın üstünde mi? Ehliyetin yanında mı? İşte kaskımın kemeri aktif olarak çalışıyor mu? Yani vizörüm bir yeri kırık mı değil mi, inip kapanabiliyor mu, işte ekipmanlarım tam mı değil mi, bunları kontrol ettikten sonra yola çıkman gerekiyor. Ama dediğim gibi biz bir cigara yak yoluna bak sistemi yapıyoruz. Ben sorumu cevabını tam olarak aldığımı düşünmüyorum. Mesleki yeterlilik belgesi evet. Nasıl veriliyor? Şu an mesleki yeterlilik belgesi almak için insanlar eğitim mi alıyorlar, yoksa ben şu kadar bedeli var, ben bunu ödedim, belgeye sahip oluyorum mu oluyor? Şöyle, sınava girmesi gerekiyor herkesin. Yazılı şu an ve böyle mi? Tabii. Benim sistemim, yani benim çalıştığım sistemde bu şekilde yazılı sınav var, uygulamalı sınav var. Yazılı sınavdan geçemeyen, uygulama sınavda geçse bile tekrar yazılıya gelmesi gerekiyor. İşte yazılı sınavdan geçip de uygulamada kalanlar tekrar ikinci kez uygulamaya gelmesi gerekiyor. O nedenle öyle hani al belgeni git duyuyoruz sağdan soldan, ama tabii ne kadar doğru söylenmez.
Ama ben öyle bir şey görmedim açıkçası. Şu an sınava gelen arkadaşlar bizle beraber sınava gidiyorlar. Yazılı sınavlar oluyorlar. Aldıkları puanlamaya göre zaten kendilerine bildirim yapılıyor. Ondan sonra evaklarını teslim alıyor. Öyle hemen almıyorlar. Bu bir süreç. Ama dediğim gibi bence bu süreç biraz daha dallandırıp budaklandırılmalı. Yani öyle hemen verilmemeli. Uygulama yapılıyor mu peki? Yani sınavdan sonra uygulama sınavı, uygulama sınavında neler yapılıyor? İşte uygulama sınavında aracın etrafındaki işte dikkat etmeniz gereken hususlar. Ondan sonra motosikleti nasıl kullanıyorsunuz? İşte bu bununla alakalı bir prova yapılıyor. Bir prodüksiyon düzenleniyor o an. O prodüksiyona göre o aşamaları geçmeniz gerekiyor. Kritik noktalar var. O kritik noktalara göre sınav yapacak kişiler oraya puan veriyor. Bunun içerisini tam açmamam gerekiyor. Bilgisizmiş oluyor, evet. Yani o zaman peki, ama bence şöyle de bir şey var. Bence kişilerin hani sınavdı, işte uygulamaydı, bilmem ne. Bunun haricinde de bir psikoloji testi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kişilerin o psikolojilerinin altında yatan olayları ya da düşünceleri de algılayıp ona göre hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu motosikleti kullanıyor olmak, yolda oluyor olmak, insanlarla sürekli sohbet, muhabbet içerisinde, aynı zamanda trafik içerisinde sen bir sonuç itibariyle bir hizmet veriyorsun. Bu hizmeti verebilmek kolay bir şey değil. Kişilerin psikolojik analizinde yapılması gerekmez mi? O analize göre de bir eğitim verilmesi gerekmez mi? Ya çok sinirli bir adam, normalde de hep agresif. Düşünsene, motosiklete biniyor. Yani nerede ne yaparsa yapsın sürekli bir atar gider peşinde. Şimdi bu mesleği düzgün yapabilen insanlara karşı bu eksi bir durum olmaz mı? Ya bu çok meşakkatli bir yol aslında. Psikoterapi gibi bir şey yapması lazım. Her 15 günde bir kurye çağırıp terapi yapmak lazım. Ya da şu anki kurumsal var olan firmalar, XX işte firma isimleri vermeden söylüyorum. Bazı belli başlı firmalar o zaman her kuryesine çağıracak. Toplu bir şekilde aylık psikotedavi verecek yani. Yapacak başka bir şey yok. Ama yani trafikte gergin olmamak, bu kadar psikolojinin bozuk olmaması gayet normal yani kuryelerin. Çünkü fark edilmiyorsun bir defa. Yani geçenlerde bir konuşmada duydum. Adam bir örnekleme gösteriyor, bir kişi. Diyor ki işte diyor arabayla motosiklet aynı yönden geliyorlar diyor. Araba geldikçe büyüyor, motor geldikçe aynı. Yani araba geldikçe böyle yakınlaştıkça büyüyor. İşte motosiklet böyle geldikçe hep aynı geliyor. Çünkü bu motosiklet, bu bir araba. Yani aydınlatma şekli farklı, aerodinamik yapısı, büyüklüğü motora göre daha fazla. İşte o yüzden motosiklet fark edilmiyor. Fark edilmediği için ne oluyor? Hani derler ya, itibarsızlaştırma, ötekileştirme. Yani motorcu itibarsızlaştırırsa ötekileştirme hırçınlaşır adam, gayet normal yani. Trafikte biraz daha fark etmek lazım. Evet, bunun için işte farklı adımlar atılıyor ama tabii ki bu atılan adımlar belirli yerden sonra bence biraz daha böyle ses getireceğini düşünüyorum. İşte senin, benim, diğer arkadaşların da vermiş olduğu savaşlar sonrasında belirli adımlar daha da böyle kaliteli, düzgün olacağını düşünüyorum. Peki sizler bir Kartal Motosiklet Kuryeler, Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı olarak. Sen bir dernek başkanısın. Federasyonu var, bunun konfederasyonu var vesaire vesaire vesaire. Bu işin içerisinde olan insanların bu meslek dalı için yaptıkları ya da yapacakları, bırak yapacaklarını, ben sorumu direkt sorayım. Yaptıkları şeyi yeterli mi? Yapabiliyorlar mı? Oluyor mu? İnsanlar savaş veriyor mu? Yani bunu sadece kendi adına düşünme. Bunun başı var. Bu şekilde. Yani gerçekten sağlam adımlar atabilmek için savaş veren insanlar var mı? Yani bakıldığı zaman tabii görüntü çok önemli. Hepimiz bir yere gittiğimiz zaman, bir şey yaptığımız zaman hep fotoğraf çekiliyoruz. İşte şurada şunu yaptık, burada bu görüşmeyi yaptık, burada bu görüşmeyi yaptık. Bugüne kadar ben çoğunun bir şeyini göremedim yani böyle. Evet biz şunu yaptık diye bir yerlere gittiler kişiler. Genelleme olarak söylüyorum hepsi için. Ama sonuç gelmedi yani. Evet şunun için gittik. Evet güzel görüştünüz, sonuç. Gittik görüştük, bu. Ötesi yok yani, hiçbir zaman olmadı. Bizim yani derneksel olarak böyle bir şeyimiz olmadı. Münakaşamız olmadı ya da böyle bir amacımız olmadı. Bizim tamamen yardımlaşma, dayanışma, zor günlerde yanında olma, kaza esnasında, hastanede, evine ulaştırma konusunda. Yani birebir yeri geliyor. İşte hasta olan kuryelerimizin evine gidiyoruz. Dernek hemşiremiz var. Kendisi gidiyor. Yeri geliyor işte serum bağlıyor kuryelerimize. Yani bu noktada dediğim şeyler, bir aile olabilmek, bu kavramı yürütebilmek. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ama bazı arkadaşlar ya da bazı dernekler, bazı federasyonlar, bazı işte konfederasyon diyeyim. Bu noktada bazı hataları fazlasıyla şeyin ötesinde, yani yapılması gereken şeyin ötesinde. Ya bir dernek, bu bir meslek derneği.
senin yapabileceğin her şey kuryeler üzerine olmalı. Yani kuryeler için ne yaptığın önemli. Bu işin bir başı yok mu abi? Ya bu işin en tepesi, en başı kim? İşte şu an konfederasyonda alınan kararlar gereği Murat Tomlis var. Murat Başkan var. Yani bütün Türkiye'de evet. Kuryelerin en başında olan kişi mi? Evet, Murat Tomlis var. Peki Murat Tomlis'e de soralım. Ama yani önce de sana soralım. Nasip olursa onunla da görüşme imkanımız olsa görüşürüz. Murat Tomlis ve ekibi ne oluyor? Yani konfederasyon mu falan, kimse bilmiyormuş gibi soruyorum sana. Ben biliyorum da sana soruyorum. Şimdi Murat Tomlis ve ekibi, şimdi şöyle, Çağdaş Yavuz Bey en son konfederasyonu bıraktıktan sonra var olan derneklerle, federasyonlarla Murat Başkan devam etti. Bu mücadeleye devam ediyor. Tabii ki yanındaki insanlar, geçmişteki Çağdaş Bey'le arasındaki iç aksiyonu bilmiyoruz. Diğer derneklerin iç aksiyonu ne yaşandı, neler yaşandı. İşte orada yaşananlar şu an Murat Başkan'ın önderliğinde ne kadar, ne derece, nerelere gelecek? Ya şu an herkes ben merkezli gidiyor. Bu ben merkezli yapıya ben karşıyım. Her zaman da söyledim, her yerde söylüyorum. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün abi. Vallahi bence şunu söylemek istiyorum ya. Hani bu ben merkezli diyorsun ya. Ya zaten ben dedikçe zaten biz olamayız. Biz öyle. Olamazsak da zaten öyle. Hiçbir şeyin başarısını elde edemeyiz. Benim işte hep bunu soruyorum. Sormaya da devam ediyorum. Daha önce de yaptığım röportajlarda da sordum. Bu işin en başından en sonuna kadar var olan kimler varsa işlerini gerçekten olması gerektiği gibi yapıyor mu diye soruyorum. Ama her sorduğumda da maalesef hep böyle dolambaçlı cevaplar alıyorum. Hep eksik cevaplar alıyorum. Demek ki abi burada bir eksik var. Net. Kimse yani ayırıp kayırmasın. Kimse de ya hayır alakası yok demesin. Aynen. Bu bu işlerin motosikletli kuryelerin gerçekten yanında olduğunu söyleyen her ne kadar insan varsa, ya baştaki insanlardan bahsediyorum. Her ne kadar insan varsa biraz daha kendilerini sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Evet, hiç kimse hiçbir şey dört dörtlük yapamaz. Hepimizin hataları var, hepimizin yanlışları var. Bizden önce olanların sonrasında hatalarını temizleme durumu da var. Vesaire vesaire, ama nihayetinde bir şeyler ters gidiyor. Ve bu ters giden şeyleri de toparlamak bizim üzerimize değil, onların üzerine. Onlar da toparlarken bu sefer zararı sizler görüyorsunuz. Aynen öyle. Ne yapılacak? Vallahi benim için her zaman kurumlar baki. Yani Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği, işte Ankara, Antalya, Bursa, Yalova değişmiyor. Yani bu kurumlar hep baki kalacak. İçerisinde var olan kişiler değişecek yani. Bunun bir başka çıkar yolu yok. Bir gün dernekler yok olsa bile, hani kapansa bile, yarın olmasa bile bence kuryeler birbirine sahip çıkmalı, bir arada durmalı. Motor ruhu bunu gerektiriyor ama madem böyle dernekler var, kişiler şu an görevlerini yapmıyorlar. Yapmayan insanlar bence çekilsinler. Gerek yok yani. Gerçekten yapabilecek insanlar, fedakar insanlar. Bu çünkü şey işi değil. Para işi değil bu. Bu tamamen gönül işi. Yapabiliyorsa insanlar gönül işi yapsınlar. Yoksa maaşı verince çalışacak işçi çok. Kardeşim son bir şey daha sormak istiyorum. Evet. Dernek üyeleri, diğer arkadaşlarına da en azından sohbet etme şansımız olsun. Mesleki yeterlilik belgesini alması gerektiğini düşündüğün insanlar yaş olarak, eğitim olarak ve tecrübe olarak hangi durumda olmaları gerektiğini düşünüyorsun? Bence bu şartlar için en az 5 yıl 50 şartı koymalı. Minimum. Yani 5 yıl altı olan bütün kuryeler piyasadan sağdan çekilmeli. Minimum 5 yıl, minimum 5 yıl olmalı. Bu meslek yeterli tamamladıktan sonra en az, yani en erken diyeyim daha doğrusu, o eğitimi tamamlamadan 3 ay geçmeden sahaya inmemesi gerekiyor. Yani bu işin 3 aylık bir süreç, eğitimlerinin güvenli sürüş eğitiminin tamamlanması, işte ekipmanların tanımlanması, tam alıştıktan sonra bence hani bu 3 aya devlet destek bile verebilir yani. Hani devlet destekli burada kurye maaşını alabileceği, işte devletin belli başlı kurumlarına hizmet verebilir bu 3 ay içerisinde, ama o eğitimden bence geçip ondan sonra sahaya çıkmalı. Çünkü bu çok önemli ve çok tehlikeli bir meslek. Tonlarca insanın annesi babası gözyaşları döktü. Onlarca kuryeyi toprağa verdik. Yani gerçekten çok acı bir şey. Çünkü motosikletin üzerine binen kişi bu aracın kaportası. Yani burada her gün sabah bindiğin zaman bugün eve dönebilecek miyim diye yaşayan kurye arkadaşlar var bu psikolojide. Çünkü mecbur kalıyorlar, bu işi yapmak zorunda kalıyor. Geçimlerini bundan sağlayan insanlar var. O yüzden bu mesleki yeterlilik belgesinin çok ince, ayrıntılı, detaylı olması gerekiyor.
Biz günümüz Türkiye'sinde, kendi ülkemizde böyle bir şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bence olmalı. Buna bir ehliyet standardı, yıl standardı ve kurye yaş standardı getirilmeli. Yani 17'sinde ehliyetini alıp 18'inde A noktasından B noktasına sipariş götürebilen kişi kurye değildir. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani değil yani. 18 yaşındaki çocuklar... 5 yıl, 3 yıl, 2 yıl onu bilemem. Onu sizler çok daha iyi bilirsiniz ama bugün herhangi bir iş yapamıyorum deyip elinde hiçbir şekilde tecrübesi olmayan her arkadaş motosiklet ehliyeti aldıktan sonra ya ben paketçilik yapabilirim nasıl olsa bir de motosiklet alırım olur biter gider düşüncesine kapılıyorlar ve artık benim de bir mesleğim var mantığıyla yola çıkıyorlar ama aslında trafikte bunu böyle olmadığını trafiğe çıkınca anlıyorlar ama bu sefer de iş işten geçmiş oluyor. Ya birilerinin canı yanıyor ya birilerinin canını yakıyorlar ya da gerçekten bu işi düzgün yapan birçok meslektaşlarınızın ismini farklı şekilde anılmasına sebep oluyorlar. İşte hali öyle olunca birçok apaçı cümlesinin de ya da işte kötü moto kurye cümlesini de maalesef bu sebeplerden ötürü duyduğumuzu ben düşünüyorum. Çünkü aklı başında ve selim olan insanların yapmış olduğu bu meslek dalına vermiş olduğu özveriyi gördüğümde gerçekten öyle bir şey yok. Çocuk değiliz, görüyoruz, gözlemliyoruz, biliyoruz. Belirli bir yaş skalası var bu. Her zaman da söylerim zaten bunu. O belirli bir yaş skalası ne iş yaparsa yapsın fark etmeksizin hiç ummadığımız yerlerde bir gaza geliyor. Ve bu da motosiklet tepesine binince buradaki olayın rengi de daha fazla değişiyor. Ben senin düşüncelerine katılıyorum. İnşallah da senin dediğin gibi olur diye de düşünüyorum. Eğer iznin olursa da diğer arkadaşlarla da bir konuşalım işte. Tabii. İzin var mı? Tabii olmaz. Yoksa biz yayını kapatalım. Yok olsun olsun. Arkadaşların fikrini alalım. Onların da fikri çok önemli. Onlar sahada akşama kadar rüzgar, yağmur, çamuru, çileyi çeken insanlar. Bence söz hakları onların daha çok. Kardeşim biraz önce başkanınızla konuştuk. Evet. O da kendince dile getirdi sorunları. Elinden geldiği kadar, dili döndüğü kadar bir şeyler anlatmaya çalıştı. Peki sizin düşünceniz nedir? Motosikletli kuryelere karşı trafikteki yapı nasıl bir yapı var? Ya çok kötü bir yapı var. Hani kimse bizi görmüyor. Hani sanki biz trafikte yokmuşuz gibi. İnsan hani biz yokmuşuz gibi davranıyorlar. Bile bile üstümüze geliyorlar. Yani artık böyle çok bir daraldık. Böyle bir adamı nasıl görmezsiniz ya? Yani gerçekten böyle bir adam nasıl görülmez? Yani ben şu dernekten içeri girdiğim zaman bir ilk önce karşıma bu çıktı benim ağzımda lokumla. Ama şaka bir tarafa kardeşim yani ciddi anlamda trafiğin içerisinde zaten yaşanan sorunlar belli. Sence burada çözüm olarak çözüm odaklı ne söyleyebilirsin? Abi vallahi kelimeler kafiyetsiz kalıyor burada. Ne söyleyeceğimi ben de bilmiyorum hani. Ne söyleyebiliriz ki bizi görmeyenlere? Hani ben motoruma gerekli şeyleri de takmışım mesela. Çakar takmışım adam beni görsün diye. Adam onu göre göre benim üstüme gelirse ben daha adama hiçbir şey diyemem. Sen çakar mı taktın motoruna? Vardı bir ara. Plakanı söyle de. Tattım motoru. Yemez ben. Tattım motoru. Eren kardeşim seni de bir tanıyalım önce. Ben Eren, Kartal Motosikleti Kuryeler Derneği'nin üyeyim. Buradaki birlik, dayanışma için buraya geldim. Sağ olsunlar hepimiz birlikte böyle birlikte dayanışıyoruz. İşte bir kaza durumunda hepimiz birlikteyiz. Sağ olsun. Trafikte de şunu söylemek istiyorum. Cidden Kürşat'ın dediği gibi motosikletler fark edilmiyor. Hani ufak bir araç olduğumuz için mesela tek bir şerit bile bize ait değil gibi gözüküyor. Yani örneğin koskoca şeritte adam benim dibime girebilip şeridi ikiye bölebiliyor. Yani bu şerit benim de sen aradan dereden geçebilirsin falan deniliyor. Ben trafikte buna çok rastladım. Yani dedim biz motosikletler kesinlikle fark edilmiyoruz. Hani tam bazıları istisna yani bizi görebiliyor ama genel anlamda motosikletler fark edilmiyor. Özellikle taksiciler eğer burada izleyenler varsa taksiciler bizi fark etsinler. Sen bizi izlemiyor falan sanıyorsun herhalde izleyen var mısın diye. Ben taksicileri seçtim. Genelde çok kavga ediyorum onlarla. Bir kere çok tatlısınız. Ben onu söyleyeyim size kardeşim. Biri kıyafetsiz kelime diyor. Bir tanesi böyle dayanışıyor. Bir şeyler yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Peki motosikletli kuryeleri görmeleri için ne olması gerekiyor? Yani siz bu etkiyi nasıl yansıtabilirsiniz? İnsanlar sizi daha fazla görebilmeleri, size daha fazla nasıl özen göstermeleri için ne gerekiyor sence? Abi farkındalık gerekiyor aslında. Bu toplumsal bir şekilde yapmamız gerekiyor. Örneğin mesela hani artık geceleri reflektörlü yelek takma şeyi artık pek bir işe yaramıyor aslında yani. Adam zaten beni en baştan gördüğü halde üstüme geliyor. Hani bunu toplumsal bir şekilde örneğin her yere motocuları fark edin şeyi olabilir.
İşte motorcular bunu da kenarında toplu bir şekilde dayanışarak yapabilir. Bir motorcu sıkıştırıldığında hani birlikte gidip onunla konuşulabilir tartışta olmadan. Hani diyebilirim beni fark et diyebilirsin. Böyle hani. Sen ne düşünüyorsun? Ben sana bakınca bir Apache motorcu görüyorum. Neden bilmiyorum. Abi ben ne teker yapmasını bilirim, ne yanlarım, ne aradan geçerim. Ben düz motorcuyum böyle. Direkt giderim, pakete giderim. Başka hiçbir şey yapmam. Biz yayındayız şu an, sen hala bir şeyler yiyorsun, farkında mısın? Dişimin aradı da gülmüştüm. Yani gerçekten. İsmail abi rezil ettim. Kesmem mi? Hayır, kesmeyeceğim tabii ki. Neden keseyim yani? Ya, şu derneğe geldiğimden beri gerçekten artık çenem ağrıdı. Teşekkür ederim kardeşim. Yani gerçekten yayını mahvettiğin için. Çok sağ ol. Ben bunu şimdi yemeyeceğim. Daha sonra yiyeceğim. Peki. Şimdi hep böyle motosikletli kuryeler görünmüyor, görünmüyor diyoruz ya. Motosikletli kuryeler. Peki. Motosikletliler diyeyim. Kuryeleri boşver. Motosiklet kullananlar trafikte düzgün motosiklet kullanıyorlar mı? Yani biz kendimize de acaba o iğneyi batırıyor muyuz? Ya bizde de çok arkadaşımız var mesela. Yani aşırı derece kötü kullananlar, kaldırımdan geçeni dersin, bir anda arabanın önüne atlayanlar. En saçmalar minibüsün sağından geçmek mesela. Aşırı derece saçma bir olay. Adam kapıyı açıyor, bozulma kapıdan içeriye giriyor. Peki siz kendi içinizdeki bu sıkıntıyı gideremezken dışarıdaki etkenleri gidermeyi nasıl düşünüyorsunuz? Ya aslında abi biz dışarıdaki etkenleri bir gidersek kendi içimizdeki sıkıntıyı da çözeriz. Çünkü kademe kademe gitmemiz lazım bunlara. Kademe ise ilk başını senin çekiyor olman. Yani balık baştan kopar demişler. Sen kendini bir düzeltmen gerekmiyor mu önce? Biz bu sefer kuyruğundan koparalım abi balığı. Önce bir dışarıdaki arabaları halledelim. Hani bizi görmeleri için bir şeyler yapalım. Şu an bir fikir üretemiyorum bunun için ama. Fark ettim Kürşat. Dışarıdaki arabalarla bir aramızdaki bir sıkıntıyı çözelim. Daha sonra kendi içimizdeki sıkıntıyı çözelim. Zaten bunları yapanlar da asıl kuryeler değil abi. Yani nasıl değil? Sonuç itibariyle kurye yeleği giyiyorsa, ben kuryeyim diyorsa kuryedir. Yani her motora binen de kurye olmuyor aslında abi ama. Sadece yapmak için yapıyor. Ya ihtiyacı var ya okul. Hani ehliyeti yok. Adam gidiyor çalışıyor mesela. Bunu kim biliyor Kürşat? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak sen gidiyorsun ki bunlar kurye değil. Ama bunu dışarıdaki insan onun kurye olup olmadığını bilemez. İşte. Yani alnında yazmıyor. Önce yani bunu güvenlik kollarımızın halledebilmesi lazım abi. Yani çok denetimlerin çok sıkılaşması lazım. Ehliyetsizleri hani bir aradan çıkarmaları lazım. İşletmelerin ehliyetsiz eleman çalıştırmaması lazım. Yabancı uyruklu çalıştırmaması lazım ki biz iyice bir düzelelim. Hani önce içimizde bunları temizlersek düzeleceğimize inanıyoruz. Başkanımızın da dediği gibi mesleki yeterlilik belgesi verilmesi lazım. Belirli bir süre konulması lazım ehliyetlerde. Ama şu an sadece biz eleman alıyoruz. Hani adam biz önceden bisiklet kullandıysa şimdi motor kullanmayı gösteriyorlar. Kullanıyor. Ben ne dedim az önce? Önce içinizdeki sorunu çözelim dedim. Evet. Sen tuttun kuyruğundan dedin. Yani kulağı buradan tutmak gerekirken ama buradan tutayım dedin. Sonra döndün dolaştın yine önce bir içimizdekileri halledelim. Eren sen ne diyorsun? Ya abi şunu söylemek istiyorum ben. Cidden işletmeler hani ehliyetsiz kaslı çocukları kullandırıyorlar mesela 16-17 yaşındaki çocuk motor sürüyor. Hani işletme 2 kuruş daha ucuz vermek için mesela o motorcu aradan dereden geçiyor, arabaya saldırıyor, işte o aradan girmeye çalışıyor, kendine haber vermeden aradan geçiyor. İşte bunlar toplumda Apache motorcu olarak geçtiği için mesela bizdeki dernekteki çoğu kişi mesela hani o hareketleri yapmaz. Hani bir bilinci vardır, arabaya karşı da saygısı vardır, motorcuya karşı da saygısı vardır ama onlar yüzünden biz motorcular hani kötü duruma düşüyoruz. Hani biz kendi içimizdeki sorunu çözmemiz lazım, işletmeyle görüşmemiz lazım. Yani buna ehliyet ver, 2 kuruş ucuz vermek için yabancı çalıştırıyorsun, ehliyetsiz çalıştırıyorsun, toplumda bizi geri düşürüyorsun. Ya motorcular cidden bunlar yüzünden fark edilmiyor da arabalarda, diğer taşıtlarda falan motorculara karşı bir ön yargı var. Ya ben mesela geçen gün bir tane minibüsçüyle konuştum abi, diyor ki yani hayatta iki şeyden korkuyorum dedi. Bir yola atlayan kediden, bir yola atlayan motorcudan korkuyorum dedi bana. Haklı çünkü yani çok bilinçsiz motorcu var. Buna karşı bir önlem alınması lazım. Hani başkanımızın dediği gibi motosiklet yani yeterlilik belgesi lazım. Mesleki yeterlilik belgesi. Bunun için de bir süreç lazım. Hani adam geçer, yazılıyı geçer, şeyi geçer ama yine aynı şekilde devam eder. Hani artık adamın psikolojisini ölçmek lazım. Trafikteki sakinliğini koruturmak lazım. Bunu düşünüyorum ha. Birden durunca bende başka bir şey oldu sandım. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Teşekkür ederim abi. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ben Kartal Motosikleti Kuryeler Derneği'ne sonsuz teşekkür ederim. Gerek başkanlarına gerek içerisinde bulunan bütün üyeler olmak adına. Suçlu ihsan ettiysek de affola diyorum. Programımız yine devam edecek ama
Olayın işi rengi aslında şu ki, motosikletli kurgeler ve motosiklet camiasında her kim varsa önce bizim kendimizi düzeltmemiz lazım. Biz her defasında dışarıdaki sorunları dile getiriyoruz. Hep dışarıdaki etkenleri dile getiriyoruz. Hep araç kullanıcılarını dile getiriyoruz. Ama hiç dönüp kendimize bakmıyoruz. Biz sürekli yanlışlar içerisindeyiz. Bu yanlışları düzeltmeden de lütfen dışarıdaki insanlara ya bize bunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar demek biraz bana artık ters gelmeye başladı. Yani doğru duvar yıkılmaz arkadaşlar. Yani biz doğru olalım. Düzgün işimizi yapalım ve buradaki arkadaşlarımızın da dediği gibi, evet, motosikletli kuryelik yapmak isteyen arkadaşlarımızın gerçekten belirli bir süreçten geçmesi gerekiyor ve ehliyetini aldıktan sonra 3 yıl 5 yıl artık bunun adını artık siz koyarsınız, ben bilemem çünkü bu işi yapmadım daha önce de hiç. Yapan arkadaşlardan da böyle doğru düzgün net cevaplar da almadım. Bugün almış olduğum bütün cevaplar bence sizlere de yetecek olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Programımız kaldığı yerden devam edecek. Nurul abicim, senin de fikirlerini almak için mikrofonun başına geçtik. Abi az önce arkadaşlar konuştular. Eklemek istediklerini ekle abi. Ya benim en büyük sıkıntım, yani hem motorcu arkadaşların hem benim kendim gördüm. Ya bize en büyük etkileyen işlerden biri de bu süre sınırlaması. Yani paketi şu dakikada teslim edeceksin, işte hızlı gideceksin, işte geç götürürsen işte dükkan sahibi sana baskı uyguluyor, işte daha geç götürürsen siparişi veren kişi sana işte yok işte kötü davranıyor, kötü konuşuyor, böyle bir ikinci sınıf insan muamelesi yapan da bizi denk geliyoruz. Yani ben bundan çok şikayetçiyim. Bu zaman sınırlamasını kaldırdılar diye biliyorum. Yani hala devam ediyor. Puanlamayı etkiliyor çünkü yemek, hani bazı firmaların puanlamasını etkiliyor. Yani bu bizim için büyük bir sıkıntı. Kaza oluyor. Halde kazaların belki de hani %50'sinden fazlasının olma sebebi bu. Çünkü çocuk yetiştireceğim direkten hız yapıyor. Zaten ekipman sıfır. Kask yok. İşte dizliği yok, kolluğu yok. Yani hiçbir şekilde ekipman kullanmıyor zaten. Bu da olunca maalesef kötü sonuçlu kazalar meydana geliyor. Hani ölümlü oluyor. Biz bu sene ne yazık ki dernek olarak bunu çok sık gördük. Hep ekipmandan kaynaklanan kazalardan, işte çocuk yaralanmış, bir şey olmuş. Ya bu tabii firmaları ilgilendirmiyor. Firmanın zihniyet olarak şeye bakıyor. Yani Ahmet gider, Mehmet gelir. Abi nasıl ilgilendirmiyor? Şimdi ben bir personel çalıştırıyorsam, eğer onun ekipmanı yoksa üzerinde, ben o personeli çalıştırmam. Ya bu biraz önce bir arkadaş, Eren arkadaşım da değindi. Yani firmanın işine şöyle geliyor. Şimdi ehliyet olup da işte bu işi bilen, yıllarını bu işe vermiş, işte tecrübeli, işin nasıl yapılması gerektiğini bilen kişiye 3 kuruş fazla vermektense ehliyet olmayan, işi hiç umursamayan, firmayı umursamayan adama 2 kuruş eksiğine para verip o adamı çalıştırmak daha mantıklı geliyor. Şu anki piyasa bu yönde. Yabancı uyruklular da bu işin içine girince piyasa haliyle önüne gelen motorcu oluyor yani, tabiri caizse. Ben şimdi kendim örnek verirsem, ben 10 seneden fazladır bu işin içindeyim. Ben sokakta 30 derecenin içerisinde kaskımı takıyorsam, dışarıda gördüğüm insanları uyarıyorsam, o adamlar buna uymuyorsa, bu tamamen yani kuryelikle uzaktan yakından alakası olmayan bir iş. Yani bu bizim öncelikle dernek olarak yani en baştaki kuralımız, kaskını takacaksın. Yani bu kask takma olayına biz çok takılıyoruz. Üzerimizde derneğimizin yeleği varsa zaten kurallara külliyen uyulması lazım. Dışarıdaki arkadaşlar da elimizden geldiği kadar bu yönde çevirmeye çalışıyoruz. Hani bilinçli olsunlar. Motor iki teker üstünde. Hani her şeyden önemlisi akşam evimize sağ salim gitmek istiyoruz yani. Bizi tek ilgilendiren kısıram bu. Çünkü bir dakika geç götürmek belki bize bir şey kaybettirmez ama yapacağımız bir kaza kötü sonuçlandığı zaman geride kalan insanların yani hayatı mahvolabilir yani. Yani bunun için bir sürü örnek sayabilirim. Hatta ansiklopedi olur yani saymaya kalksak. Yani bizim demek istediğimiz dışarıdaki araç kullanıcılarda yani motorun üstündekinin de bir insan olduğunu farkına varsınlar yani. Hani direksiyon koltuğuna oturduğu zaman kendilerini kaybeden insanlar biliyorum. Yani şimdi herkes şey diyebilir, bizi izleyenler, ya işte motorcular da işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sonuna kadar haklılar. Ya ben her zaman diyorum %50'ye %50, yani bir kazada araç ne kadar suçluysa motorcu da o kadar suçludur yani. Arada çünkü her meslekte olduğu gibi bizde de çürük elmalar var. Yani biz o çürük elmaları birlik içerisinde bir şekilde ayıklayacağız. Ya bu işi yapmayacaklar ya da bizim ismimizi lekelemeyecekler. Yani bu 2 2 daha 4. Dünyanın her yerinde bu kural böyle yani.
ben işime sahip çıkıyorsam herkes çıkacak. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Yani arkadaşlar da artık dediğim gibi bu işten ekmek kazanıp evini geçindiriyorlarsa yani işine dört elle sarılsınlar yar. Nurullah abim söylemiş olduğu her şeye katılıyorum. Ama bir şey de eklemek istiyorum. Hani diyoruz ya işverenler ekipmanı yoksa çalıştırmasınlar. Ben olsam çalıştırmam diye. Şöyle de bir gerçek var. Nurullah abin de söylediği gibi evimize sağ salim gitmek istiyoruz. Evine sağ salim gitmek isteyen insan zaten ekipmanı giyen insandır. Ekipmansız eğer başınıza bir şey geliyorsa da hani bunun da sorumlusu maalesef ne işveren ne de dışarıdaki etkenlerdir. Önce kendiniz kendinize saygı gösterin. Ondan sonra size saygısızlık yapan insanlarla alakalı da yorumlarınızı o şekilde gerçekleştirin diyorum. Abicim çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, dün Kartal'daydık. Bugün de Kuryeler Federasyonu'ndayız. Öncelikle bir dostumuzu tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Ben Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Murat Tomris. Üstadım, dün Kartal'daydık. Kartal Motosikletli Kuryeler Federasyonu'ndaydık. Daha doğrusu derneğindeydik diyeyim. Daha mantıklı olur. Öncelikle İstanbul'da bulunan federasyonunuz tam olarak İstanbul'da kuryelerle alakalı neler yapıyor? Şu anki projeleriniz nelerdir? Onlardan bir bahsedersen. Yani biz yaklaşık olarak federasyonun 1,5-1 yıl üzerinde şu an federasyonumuz faaliyet göstermekte. Daha öncesinde İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği olarak faaliyet gösterdik İstanbul'da. Sosyal sorumluluk projeleri, yani kuryeler adına olsun, pandemi döneminde insanlar yararına olsun birçok projeye nokta koyduk. Kuryelerle alakalı birkaç çalıştaylara katılıp projelerimizi verdik, deneyimlerimizi söyledik, ihtiyacı olan şeyleri, eksikleri söyledik. Daha sonra federasyon olarak İstanbul Vali ile beraber görüşmeler gerçekleştirip İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya da bir motosiklet kullanıcısı olduğu için bu motorlu kuryelere, daha doğrusu motosiklet kullanıcılarına gerçekten çok büyük önem veren bir insan. İşte İstanbul'da ilk kar yağdığında insanların motosikletle dışarı çıkamayacağı anlarda bir telefonla bizlerden işte istişare yapıp İstanbul'daki paket servisi ve motosiklet sürüş trafiğini bir günde kapattı. Yani bu yaklaşık 3-4 günde sürdü. Bu kimlerinin hoşuna gitse de kimlerinde maalesef hoşuna gitmedi. Çünkü ekmek parasını bu işlerden kazandıkları için günlük kazanıyorlar. Sistem kapalı olduğu için de para kazanamadılar. Ama en önemlisi bizim için canlarıydı. Biz canlarını korumayı başardık diye düşünüyorum. Ya ben bununla alakalı program yaptığımda şöyle bir cümle kullanmıştım. Hani insanlar hep şey diyor. İşte valinin kararını bekliyoruz, valinin kararını bekliyoruz, valinin kararını bekliyoruz. Yani çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Sen bir mekan sahibi, iş yeri sahibi olsan, dışarıda deli gibi kar yağıyor olsa, yani kişinin yürüyemediği yerde motosikletin yürümesini bekliyor olman, yani ne kadar bir vicdanası var? Ya ben şuna kendimden ben pay biçim. Paket servisi yaparken İstanbul'da 2012-2013 yıllarında bir kar yağdı. Yani disk kapağının üstüne kadar bir kar yağdı. Biz o karda dahi paket götürdüğümüz günleri biliyorum ama yani şöyle bir şey, isyan ede ede, deyim yerindeyse artık küfrede, yani böyle hayattan bezmiş bir şekilde, çünkü karın içerisinde resmen savaşın mücadele içerisindesin ve sipariş gelen bölgeler de gerçekten yürüme mesafesi 10-15 dakika sürecek mesafeler. Ya bu sefer yürümeli olmayacağını anladık, mecbur hayatımızı tehlikeye atarak motorla gittik. Ama bu sefer ne oldu? Düşmeler, kalkmalar, yani arkamızdan minibüsler, otobüsler gelirken böyle dat dat kornaya basıyorlar ama halbuki baktığın zaman 20 km hızla bile gidemiyordun. Ama bu şartlarda biz çalıştık. Biz bunları gördüğümüz için, bu insanların bunları yaşayacağını bildiğimiz için Sayın Valimizden rica ettik ki bu paket servis olayını kar yağdığı zaman kapatın. Kendisi sağ olsun en ufak bir fırtınada dahi kapatıyor yani. O kadar muazzam bir insan. Kendisine çok teşekkürlerimizi sunuyoruz biz. Her seferinde de söylüyorum ben bunu. Yani gerçekten yapılması gereken bir durum. Peki hocam, şimdi mesleki yeterlilik belgesi var. Kuryelerin alması gereken bir belge bu. Mesleki yeterlilik belgesiyle alakalı işlemler şu an başladı gibi bir şey. Evet. Yani insanlar almaya başladılar. Peki mesleki yeterlilik belgesi sana göre ne şekilde alınmalı, nasıl olmalı? Bu şimdi mesleki yeterlilik belgesinin çıkmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, yani daha zorunlu değil gerçi ama hani Avrupa Yardım Birliği Fonu'nun bunu desteklemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu konudaki yaptığı projeler. Yani trafik kazaları, ölümler, işte mobbinglerden bahsediyor, hız baskılarından bahsediyor. Yani onlar da istiyorlar ki aslında herkes bu işi yapmasın. Yani gerçekten belli bir eğitimi en başında alsın. Hani hayati önlemi arz edecek konuları en başta öğrensin. Gerçekten bu mesleği yapabiliyor mu? Bu konuda bir sertifikasını alsın ki bu işi yapsın. Hani İstanbul'da son 3 ayda her 3 günde biz bir kardeşimizi kaybettik. 3 günde bir, yani çok basit. Yani şu anki yaptığımız meslek zaten motosikletli kuryelik mesleği kolluk kuvvetlerinden sonra en çok can verilen bir meslek bakıldığı zaman. Ama bunu insanların, daha doğrusu devlet erkanlarının farkında
olduğunu biliyoruz ama bir adım bu konuda atılmıyor. İşte... Peki sizler yönetim olarak bununla alakalı gerçekten bir çalışma yaptığınızda emin misiniz? Neden diye böyle bir soru sorduğumu soracak olursan, 100 tane kuryeden kurye ile konuştuğumda 90 tanesinin vermiş olduğu ya da söylemiş olduğu şey şu: evet, başımızda federasyon var, konfederasyon var, dernekler var, dernek başkanları var vesaire vesaire. Ama kuryeler için gerçekten sağlam adımlar atılmıyor ve her şey konuşulduğu yerde kalıyor diyorlar. Şimdi şöyle, ilk çalıştaylara biz katılırken Uluslararası Çalışma Örgütü ile beraber işte bakanlık temsilcileri, belediye temsilcileri, kamu personellerinin olduğu ve bizlerin rapor sunduğu birçok belge vardı bu konuyla alakalı. İşte arka planda bunların onları görmedikleri için, daha doğrusu sahnenin içerisinde olamadıkları için neler konuşulup neler yazıldığını bilmiyorlar. Ama aslında baktıkları zaman işte internet dediğimiz büyük bir araştırma sistemi var önümüzde. Açtıkları zaman raporda neler yazıldığını, bu meslek adına ne gibi adımların atıldığını çalışmaların, yani İLO'nun çalışma sayfasından görebilirler. Yani motosiklet kuryelik mesleğiyle alakalı. Federasyon ve derneklere şu anda yüksek derece, yani Türkiye genelinde herkes bu işe artık merak saldı. Dernekleşmeyi, bir sivil toplum kuruluşuyla bu gün yüzüne çıkmayı. Yani başkanlığı herkes bir heves zannediyor ve kuruyor da, yani 7 kişiyle beraber bir dernek kuruluyor aslında. Ama baktığın zaman %60'ı aktif değil maalesef bu konuda. Aktif olanların çoğu da artık bu işi, yani benim gözümde ticarete çevirmiş bir durumda. Yani ticaretimi yürüteyim, dernek açayım, herkes beni tanısın babında. Ama meslek adına bir savaş veriliyor mu? Baktığın zaman çok az bir sayıda. Yani gerçekten verenler de var bu savaşı. Yani İstanbul için ben kendi adıma konuşayım. Ben gerçekten gecemi gündüzüme katıp basını çağırıp neredeyse her hafta ben bir basın açıklaması yaptım. Bu çocukların hani ölümleriyle alakalı, yaptıkları kazalarla alakalı, tehlikeli meslekler sınıfına girilmesiyle alakalı çok büyük basında yankı uyandırdım. Daha sonra herkesin aslında motokurye gibi gözüküp motokurye olmadığını, çoğunun uyuşturucu ticareti yaptığını, hırsızlık yaptığını, motokuryeli bir elbise gibi üstlerini örtüp bunu kullandığından bahsettim. Ve İstanbul'da aslında hem asayişle beraber, yani İstanbul Emniyeti'yle beraber, İstanbul Valiliği'yle beraber aslında birçok şeyin üstesinden biz geldik. Kendi adıma, kendi kapının önündeki süpürgeyle ben konuşacak olursam bunu başardım. Diğer illerdeki dernekleri bilmiyorum şahsen. Bu süpürge mevzusunu dün Kartal'daki Barış kardeşim de yaptı. Ve bildiğim kadarıyla emsal bir karar alınacak olsa sizin haricinde şu an emsal karar gösterebilecek başka bir dernek yok herhalde. Ya şöyle, aslında gerçekten önümüzde sayfalar var, internet var, araştırması gerçekten çok basit. Hani derler ya, hani federasyon ne yaptı, bizim adımıza ne çalışmalar yaptı, bizim hiçbirimizin haberi yok. Ya da diğer işte sivil toplum kuruluşları diyor ya, işte ne çalışma yaptılar ki bugüne kadar bizlere gelmişler, bu da laf söylüyorlar gibi. Önlerinde internet var, açsınlar en azından bir araştırsınlar bugüne kadar yapılan çalışmalar neymiş. Devlet Bakanlığı, meclis üyeleriyle beraber, milletvekilleriyle beraber neler konuşulmuş mesela? Kimin menfaatine olan olaylar konuşulmuş? Yoksa biz de biliyoruz, yani çok teklif geldi. Gelin bizim işimizin başında durun, işte size şu kadar maaş verelim, bizim işte sektörümüzü siz yönetin diye. Ama biz buna girersek bir tarafta tarafsız olmuş olacağız. Bir tarafı tam savunamayacağız maalesef. Biz de hiç bu topa girmedik. Vallahi yani üstadım, şimdi ben tamamen samimiyetine istinaden buradayım. O kadar yolu teptim, geldim sırf sizler için, sizlerle konuşabilmek adına. Antalya gibi bir şehirde sınırlı kalmak istemedim. Evet, belirli yerlere gidiyorum, geliyorum, motosiklet camiası hakkında konuşuyorum falan ama şu zamanlarda özellikle motosikletli kuryelerle alakalı ciddi sorunlar ve sıkıntılar mevcut. Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek adına mesleki yeterlilik belgesi vereceğim deyip kuryelerin parasını alıp cebine koyan insanlar mevcut. Kuryeler için neler yapılabilir diye düşünürken aslında kuryeler için hiçbir şey yapılmadığını öne süren hareketler mevcut. Hal öyle olunca kuryeler artık şuna düşünür oldular: biz kime güveneceğiz, kime inanacağız, kime derdimizi anlatacağız derdindeler. Çünkü bugün herhangi bir firmada ve herhangi bir şirkette çalışan insanlar haklarını kendi başlarına savunmaya çalışıyorlar. Ben şahsen öyle düşünmüyorum. Bu çok yanlış bir hareket. Eğer başta bir federasyon varsa, bir konfederasyon varsa ve dernek varsa, önce derneğin federasyona, federasyonun konfederasyona başvurarak işlem yapılıyor olması ve o kuryeleri savunuyor olmaları lazım. Ama maalesef ben şahsen sadece gördüğümü söylüyorum. Yanlış da görüyorsam uyarmanızı rica ediyorum. Maalesef böyle bir etkinlik ya da böyle bir savaş görmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle, sivil toplum kuruluşunun yani bulunduğu makamın arkasına sığınan o kadar çok insanlar var ki, hani baktıkları zaman hani şimdi insanlar dernekte nasıl tanıdılar? İşte başkan, federasyon başkanı, konfederasyon başkanı, baktığın zaman dışarı çok büyük makam sahibi insanlar gibi gösteriyor. Ama halbuki ben kendi şahsım açımdan konuşacak olsam, yani ben de onlar gibi sıradan bir insanım. Yani aile durumu belli, kendi yetiştiğim mahalle belli. Şimdi dediğim gibi bugün bir abimizle biz bu konuyu konuştuk. Yani ben bu dernek içine ilk girdiğim yıl
Derneği gerçekten dernek başkanlığını bir makam olarak görüyorum. Hani gerçekten çok yüksek mertebe. Bu insanlar bir şeyler adına mücadele veriyor, etkinlikler yapıyor. Güzel organizasyonlar yapıyor. Ve ben bu işin içerisine girdiğim zaman devlet, yani millet meclisi gibi, belediye meclisi gibi siyasetin döndüğünü anladım. Yani insanlar insanları bir yerden bir yere düşürmek için, yani o makamdan düşürmek için, sırf müttefiklerini birleştirmek için o kadar çok şeyler dönüyor, koalisyon dönüyor ki baktığın zaman yani hepiniz sivil toplum kuruluşsunuz. Bunun kimseye bir faydası yok. Bütün para cepten gidiyor zaten. Para kazanılmıyor bu işte. Yani en azından ben bu işe girdiğimde 2015 model Opel Astra'm vardı. Şimdi yani motorum dahi yok altımda. Harcadığım paranın adli hesabı yok çünkü. Helal hoş olsun. Benim için, benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ben neticede bir davaya ben gönül vermişim. Yani ben çok arkadaşımı, meslektaşımı ben bu meslekte kaybettim. Gerçekten topraklarını kendi ellerimle attığım günleri biliyorum. Şirketlerin karşısına dahi, birçok şirketin karşısına ben çıktığımda beni kapıdan kovduklarını da aynı şeyi söyledim. Ben kanımın son damlasına kadar, terimin son damlasına kadar bu çocukların hakkını savunacağım. Arkamda işte birçok mahkeme açılmış benimle alakalı, sırf işte tehdit bari, hakaret bari konuşulduğum için, ama olabilir, hiçbir sıkıntı yok. Biz neticede bir davanın yolunda gidiyoruz. Önemli olan dava. Nerede bulunduğun hiçbir önemi yok. Peki ne olacak Murat Tombris desem, yani ne olacak, bu işin sonu nereye gidiyor, nasıl olacak? Yani bu işlere bir artık birilerinin bir şekilde el atıp gerçek adımlar atmasını insanlar bekliyorlar. Bu adımı kim atacak, ne şekilde atılması gerekiyor? Eksik üstüne eksik, yanlış üstüne yanlışlarla devam eden bir yolun içerisindeyiz. Şimdi birçok arkadaşımız diyor ki ya motosiklet camiasının sesi olmaya çalışıyorsun da bu aralar çok fazla kuryelerin üstüne gittin sen diyorlar. Duyduklarımız, gördüklerimiz maalesef yenilir yutulur cinsten değil. Şu an kamera karşısında söylemediğimiz birçok şey var. Onları da önümüzdeki hafta içerisinde dile getireceğim. Özellikle Antalya'da çok sağlam bombalar patlayacak gibi gözüküyor. Nasıl, yani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bütün kurye arkadaşların beklemiş olduğu cevaplar var ve cevapları alabilmek adına konuşurken hep böyle maalesef dolana dolana cevaplar alıyoruz. Net bir cevabı niye kimse vermiyor? Yani kanun maddeleri gerçekten kanun önünde açık. Bir insanın bir suçu varsa devletin mahkemesi var, adalet var. Yani adalet mülkün temelidir diye biz boşuna söylememişiz. Bizim de gördüğümüz çoğu şeyler var ama insanların bu sefer gözünde şöyle bir reaksiyon oluyorsun. Yani bir dernek bunu yapıyorsa bütün dernekler aynı muhabbeti yapıyordur. Yani bu sefer tek bir kişi zan altına gitmiyor, bütün hepsi zan altına gidiyor. Yani sen ne kadar kendini aklamaya çalışırsan, beyazlatmaya çalışırsan çalış, eğer ki bir makam sahibinde olan bir insan bu ayıbı yaptıysa hiç yoktan insanların kalbinde, yani aklında bir düşünce düşüyor. Hani burada böyle olaylar oluyorsa diğer derneklerde kim bilir nasıl olaylar oluyor. Hani benim insanlara her zaman söylediğim, dernek kapıları herkese gönüllü bir şekilde açık zaten. Ücretsiz. Yani bizim burada 7-24 çay ocağımız yanıyor. Hatta birkaç evsiz arkadaşımız da burada gördüğünüz çekyatta yatıyor, koltuklarda yatıyor. Niye? İnsanlara çünkü bir faydamız olması gerekiyor. Bir faydamızı sağlamayacaksak biz bu yola niye çıktık? Hani birçok arkadaşımıza da maalesef, hani şehir dışından gelen arkadaşlarımıza da burada misafir ettik. Biz burada kalmalarını sağladık. Evini barkını bulduk, işini bulduk. Aslında dernek dediğin olay sivil toplum örgütü bu. Yani derneğin yapabileceği şeyler yardımlaşma ve dayanışma adına. Ama işin içerisine girdiğimiz zaman dediğiniz gibi, yani görünen köy yardımlaşma ve dayanışmadan çok paylaş paylaştır modeline gitmiş. Yani ben oradan parayı toplayayım, sana paylaştırayım modeline gitmiş. Yani insanlar bu dernek şeyinin altında, örtüsünün altında birçok yolsuzluklar, yani para toplama meseleleri bahsettiğiniz gibi, bunları çıkartmaya başladı. Çünkü niye? Para tatlı geldi. Davayı unuttular bir anda. Unutmamaları gereken tek şey davaydı. Çünkü bu yola onlar için çıktılar. Ama ne oldu? Yalancının mumu yatsıya kadar, yani adam bir yapar, iki yapar, üçüncü de der ki artık sen yeter. Çaldın çırptın bırak. Ya tamam, anlıyorum. Evet, hep yanlış üstüne gidiyor da. Şimdi bir federasyon bunu söylerse, bir konfederasyon bunları söylerse, yani o kadar çok fazlasınız ki. Evet. Yani yanlışları düzeltebilmek adına gerçekten çok sağlam bir şekilde omuz omuza savaş verebilecek kabiliyette insanlar var. Yani tanıdığım o kadar yüce gönüllü insanlar var ki bunların üstesinden ciddi anlamda gelebilecekler. Bence çok geç kalınmış değil. Bazı şeylere bir an önce el atılabilir ve bir an önce bazı şeyler için savaşılabilir diye düşünüyorum. Evet, hepimizin para ihtiyacı var. Hepimiz para için çalışıyoruz. Kesinlikle. En azından ayakta kalabilmek için, hayatta kalabilmek için nefes almamız yeterli zaten.
bir şeylerin doğru gidebilmesi için bence biz bir an doğru önce bir yolda şey. şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi Türkiye'deki devlet mercanlarımızın birçok işlerle uğraşamadığını, hatta yetersiz kaldığını zaten biliyoruz. Çünkü niye? Devletin gerçekten kendi işi kendine yetiyor. Yani kendi uğraşması gereken meseleler var. Bunlar, bu meselelerle uğraşmak için ayrı bir ekip lazım, ayrı bir departmanlar lazım. Bu da yetişmiyor. Şimdi biz de bu konuda ne yapıyoruz? Yani diyoruz ya, bu meslek adına bir iyi bir adım atalım, iyi bir şeyler yapalım. Yurt dışından mesela kimsenin bilmediği ama yurt dışında yürüyen öyle bir sistem var ki, biz şu an yurt dışındaki bu sistemi Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Yani herkes de araştırabilir, aslında bakabilir. Madalyon sistemi mesela nedir? Türkiye'ye gelirse ne gibi işe yarayacak? Hani hep diyoruz tam dernek, federasyon, konfederasyon, işte oda diyoruz, sendika diyoruz. Kurelin hakkını savunabilecek ama bunlar hep bir yere kadar. Bu işin artık tek bir skalası olması lazım. Çünkü bütün çalışan 1,3 milyon kuryenin tek bir skala altında çalışması lazım. Tek bir aynı çalışma şartında, aynı mesai saatlerinde yıllık izinleri alabileceği haklar tek bir tane şeyde olması lazım, departmanda olması lazım. Sen şimdi İstanbul'u kurtardın, Ankara'yı kurtardın. Doğu'nun batısındaki Ağrı'da çalışan çocuk garip mi? Ya da ne bileyim, Kahramanmaraş'ta çalışan kurye kardeşimiz garip mi? Niye sadece büyük şehirleri düşünüyorsun? Ya bu ne geliyor insanın aklına? Büyük şehir, büyük para. Herkesin aklına gelebilecek şeyler bunlar. Ben de zaten hep aynı şeyi söylüyorum. Hatta geçenlerde de bu katil bariyerlerle alakalı hep büyük şehirde, büyük şehirde, büyük şehirde oldu. Niye yani Edirne'de, Antalya'da, Ankara'da, orada, burada, Hakkari'de kuryelik yapan insanlar, onlar insan değiller mi? Onların canı yok mu? Yani fark eden bir şey yok. Yani onların da tırnağı kanasa yine aynı şekilde bizim de canımız acıyor düşüncesindeyim. Yani biz bu bilinçlendirmeyi aslında hep büyük şehirler tarafından yaptık. Dedim ya, daha aslında baktığınız zaman 2,5-3 senedir ben bu sektörün içerisinde dernekçilik olarak varım. Ama geçmişime baktığınız zaman kulüp camialarında, kulüplerde bireysel motosiklet kullanıcılarında ben yaklaşık 12 yılımı doldurdum, 13 yılımı doldurdum. Şimdi biz hep İstanbul, Ankara, İzmir, ne bileyim işte Eskişehir, Antalya üzerinden hep gidiyoruz. Büyük şehirlerden gidiyoruz ama doğu kısmına kimse bakmıyor. Bu doğudaki çocukların ne şartlarda çalıştığını ya... Burada çok komik gelecek ama 100 lira gibi, hatta 75 lira gibi bir rakama çalışıyorlar. Bugün asgari ücret 5500 lira. Onların aldıkları paraya baktığın zaman, geçim dertlerinden bahsettiğimiz zaman hiçbir şey. Şimdi biz doğu illerine de yapılanmaya gidiyoruz. Ağrı'ya kurduk, Mardin'e kurduk, Gaziantep ve Hatay geliyor. Bu çocukları da bilinçlendiriyoruz. Çalışmaları gereken şartları, nasıl, hangi sistemde örgütlenmeleri gerektiğini hepsini anlatıyoruz. Ve şu an onlar bize gerçekten bir dava uğruna inanmışlar. Yani ben artık büyük şeyleri bıraktım. Derim ya, dışarıda bir insana ne kadar benim elim dokunabilirse, ne kadar yardım dokunabilirse, benim için önemli olan nokta bu. Yani. Ya inşallah gerçekten güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Şu an senin anlattıklarınla güzel şeylere adım atılıyor düşüncesindeyim. Ama hala eksiklerin olduğunu hepimiz görüyoruz. Hı hı. Ve düzeleceğine de cidden eminim. Az önce de söylediğim gibi yüreği çok güzel insanlar var ve bu dava uğruna ciddi anlamda çalışan, emek veren insanlar var. Bu emeklerin de boşa çıkacağını asla düşünmüyorum. Maalesef 30 tane yumurtanın içerisine bir tane çürük yumurta koyarsanız bütün yumurtalar kokmaya başlar. Ama kimse demez ki bu 30 yumurtadan bir tanesi kokuyor demez. 30'u birden kokuyor. Bunu çöpe atalım derler. Sizin yapmanız gereken, bence şahsım olarak, şahsi düşüncem olarak, bu çürük yumurtaları aranızdan sıyırmak olacak. Bu motosiklet kullanan, motosikletli kurye arkadaşlarımızın, yanlış motosiklet kullanan ve trafikte sizin adınızı kötüye çıkartan o motosikletli kurye arkadaşlarınızı da elemeniz gerekiyor. Çünkü işini gerçekten layıkıyla yapan insanların adı da yanlışa sebep oluyor. Çünkü herkes bundan sonra şöyle yapıyor. Kurye mi? Aman eksik kalsın. Ya şu kurye şöyle olsun. Aman uzakta dursun. Yaşadığımız bir olay üzerinden gidelim. Daha geçen gün bundan 3-4 gün oluyor. Hatta belki Instagram sayfalarında da bunu görmüşsünüzdür. İşte bir Trendyol kuryesi siparişi bırakırken diğer bir Trendyol kuryesi siparişi çalıp götürüyor. Herkes kurye zannediyor. Bunu yapan da kurye zannediyor ama değil. Yani bu motosikleti çalmış, kendisi de hırsızlık yapan, kapılarda, apartmanlarda işte ayakkabıları çalan, ne bileyim kıyafetleri çalan, yani karaktersizin teki. Ama herkes bunları kurye zannediyor. İşte devletin bu konuda bir adım atması lazım ya da bunun üzerine bir denetleme ekibi kurulması lazım Türkiye genelinde. Yani nasıl MYK kurumu var, işte ne bileyim kooperatifler var, bir sektörü denetleyen, işte tüm konularda projeleri beraber yürüten, kamusal bir projede çalışıyorsun çünkü. Devletin yararına olan bir durum bu aslında. İşte ben de ondan bahsediyorum. O kadar çok insansınız, o kadar çok derneksiniz, o kadar çok federasyonsunuz, başınızda bir konfederasyon muhabbeti var. Bu kadar insan tek tabanca bence böyle bir anda bir yerde odaklı kalmaları lazım. Ben şimdi gördüğüm kadarıyla her kafadan ses çıkıyor. Çıkar çatışmaları var çünkü.
Kimsenin çıkarı çıkarına uymuyor. Çünkü birisi diyor ki bizim diyor buradan ne ticaret yapmamız lazım diyor. Diğer taraf diyor ki hayır diyor ticaret olmaz diyor. Dava oruna gitmen lazım diyor. İşte aynı kafalarda bir şeyde uyuşamadığın için, çünkü o diyor ki benim konfederasyonumda diyor benim işim de var diyor. Bunu her ilde ben örgütlerim diyor. O diyor ki benim derneğimde şu iş de var diyor. Ben de bunu her ilde örgütlerim diyor. Bu sefer işin içerisine para girince ayrışmalar muhakkak oluyor. O ona diyor ki sen diyor fazla kazanıyorsun olmaz diyor. Sen diyor yine artık şu makamdan diyor ben biraz fazla kazanayım diyor. Ya bu sefer o ona diyor ki bak diyor başka projeler geliştiririz. Bu işlere iyi para var diyor. Sen diyor bırak onları bize gel diyor. Ya bu kadar menfaatin ve çıkarın olduğu yerde gerçek davaya kim sahip çıkacak ki? İşte onun için sağlam adamlar lazım. O sağlam adamları bulmanız lazım. İşte çürük yumurtaları o yüzden diyorum ayırın diye. Senin bu kuryelikle alakalı eklemek istediğin bir şey var mı? Ya gerçekten hani ekipman konusunda benim özellikle en çok dert yandığım ve üzüldüğüm nokta. Çünkü İstanbul gibi büyük bir şehirde her gün kazaları biz görüyoruz. Yani şu kaskı kafasına gerek takması gereken kaskı takmıyorlar. O en ufak bir kazada yaşadıkları aldık beyni hasarları. Yani bir tanesi bir arkadaşımız evde yatıyor. Yani 7 yıl önce bir kaza yaptı beyni aldığı bir darbe yüzünden. Alt tarafı komple felç. Ne konuşabiliyor ne yürüyebiliyor. Yıllardır annesi bakıyor. Yani annesi belki hani şey diyor, hani o benim evladım diyor, ben ona önüne kadar bakarım diyor ama insan oluyoruz neticede. Annesi ister istemez bir kez daha bir of der, yani niye böyle bir duruma düştün der. Yani toprak altına verdiğimiz kardeşlerimizi biliyoruz. Annesinin gerçekten kötü bir durumda olduğunu, sadece yani çalışan çocuğun maaşına baktığını biliyoruz. Yani en azından şunu düşünsünler, ben arkamda aileme bakmam gerekiyor. Çoluğum çocuğum var, o yüzden kendime önce bir dikkat etmem gerek. Önlemimi, emniyetimi bir almam gerek ki ondan sonra aileme sahip çıkayım. Şimdi o çocuğun sahipsiz bıraktığı aile belki de farklı bir yollara düşecek. O çocuk öldü gitti artık, Allah rahmet eylesin. Aile ne yapacak? Ona buna boyun eğecek. Yani ona buna belki boyun eğip hani para isteyecek. Dilencilik yapacak belki. Ya da iş isteyecek ama art niyetli kötü adamlar belki faydalanmak isteyecek. Bilemeyiz hiçbir şeyi. Yani bunları da düşünmeleri lazım. Ya ben bu ekipman konusunda çok fazla söylenecek bir şey gerçekten bulamıyorum. Bu insanın kendisine önce saygı duymasıyla alakalı bir şey. Hayat senin hayatın. Senin canına bir şey olursa arkandaki insanların üzüntüsünü zaten çok ayrı bir şey ama önce sen kendini düşünmen lazım. Sen mutlu olacaksın, sen sağlıklı olacaksın ki ailen de mutlu ve sağlıklı olsun. Senin tırnağın kanarsa ailen de zaten canı yanar. O yüzden yani hepsini geçiyorum. Ya motosiklet kullanıyorsun, kaporta sensin ama ekipmanın yok. Ama söz konusu gel gelelim bir kaza bela olduğunda ya da farklı bir durum söz konusu olduğunda ben ne yaptım ya? İşte normal yolumda gidiyordum falan oluyor. Ya dış etkenleri düşünerek zaten bu ekipmanları bir şekilde giymeleri gerektiğini hepimiz zaten biliyoruz. Şöyle insanoğlu hiç ölmeyecek gibiymişim gibi yaşar. Hani insanoğlunun huyudur bu. Hiç ölmeyeceğim ben. Sonsuza kadar yaşayacağım diye de yaşar. Yaş belli bir erkana geldikten sonra da ben neden gençliğimden bunca cahillik yapmışım diye kendi kendine başını duvara vurur. Yani insanoğlu bir defa daha yastığı başına koyduğunda her zaman yarına kalkabileceğini düşünmeli. Ya da ben bugün ölürsem yarına yapamadıklarımı düşünmem lazım. Hani motorla gerçekten çok güzel keyif veriyor. Hani motosiklet sürmek yani alışkanlık yapan bir insan için muazzam bir olay. Stres için, işte kalpteki atışlar için, hızlanması için, adrenalin. Bunlar gerçekten güzel duygular, güzel hisler ama bunun bir de yarın düşünmek lazım. Yarın da aynı duyguları daha güzel, daha böyle sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek lazım. İnşallah daha çok böyle bilinçli kullanıcılar olacak. Ben buna eminim. Bu mesleki yeterlilik belgesiyle alakalı da gerekli düzgün eğitimler alınarak kuryeli arkadaşlarımıza bu belgeler verilirse o zaman çok daha güzel olacak. Ben dün de söylemiştim, bugün aynı şeyi söylüyorum. Bu mesleki yeterlilik belgesi sürüşten tutun, kişinin psikolojisinin analizi yapılacak şekilde olmalı ve hepsinin böyle bir araya toplanıp ondan sonra o belgenin verilmesi gerektiğini şimdi düşünüyorum. Şöyle, ben sınava girdim. Kendim de zaten biz zaten eğitmenim. Eğitmen yani ders şey veriyorum, kurs veriyorum. Aynı zamanda da kendim de o ehliyeti aldım. Baktığım zaman verilen eğitimler yeterli mi orada gösterilen? Eğitimler bence yetersiz. Yani yurt dışında bir motosiklet ehliyeti almaya kalkan bir kişinin yani girdiği sınavlara bakıyoruz. Bir de Türkiye'deki motosiklet ehliyeti almaya gelen kişiler hani derler ya kasaptan mı aldın ehliyeti? Kasaptan almış gibi gidiyorlar zaten. Oğlum şurada bir 8 çiz, şuradan bir dik yürü. Trafiğe çıkıyor, sağ sinyal, sol sinyal. Tamam diyor, bu sınavı geç diyor. Bu adam diyor artık kullanır diyor ömür boyu. Ama halbuki bu adam hiçbir şey bilmiyor. Panik hata bilmiyor, kontrayı bilmiyor, viraja nasıl gireceğini bilmiyor. Yani onu geçtim, trafikte nasıl ilerleyeceğini bilmiyor ya. İşte hep eğitime geliyor yani işin ucu sonu başı eğitime geliyor. Son olarak da Gazi Osman Paşa'da yanan dernekle alakalı büyük geçmiş olsun diliyoruz. O dernekle alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Detaylar sende. Çok da aşmak, deşmek istemiyorum. İnsanlar bu konuda ciddi anlamda üzüntü içerisindeler ve
Orada yanan her şeyi geçtik. Oradaki 2,5 aylık bir kediydi galiba, evet, değil mi? Yavru evet. Evet, yavru bir kedi de orada can vermiş. İnsanların vicdanlarını artık sorgular olduk. Gerçekten ya, kime de ne şekilde güveneceğimizi ve inanacağımızı da bilemez olduk. Onunla alakalı da son iki cümleni alabilirsen. Ya şöyle bir şey. Gaziosmanpaşa'daki olan derneğimiz, yani dışarıdaki kuryelerin belli bir zaman geçirebileceği, yani çayını çorbasını içsinler, soğuk veya sıcakta gelsinler, işte terlemesinler veya ısınsınlar diye kurulmuş bir dernek. Yani tamamıyla yardımlaşma dayanışma adına kurulmuş bir dernek. Bunu gece 3 sıralarında benim telefonum çalıyor. Saat 2.30-3 sıralarında. Dükkanın kundaklandığı söyleniyor. Hani şaşırıyorum, gecenin 3'ü acaba dalga mı geçiyor diyorum, ben de kafam buluyor diyorum. İşte atlıyorum bir anda apar topar, uykulu bir şekilde gidiyorum yani yolda. Çünkü evden nasıl çıktığımı ben hatırlamıyorum. Gittip baktığımda yani orada sadece dükkanı değil bütün binayı saran alevler olmuş. Yani Allah korusun itfaiye biraz daha gecikseymiş bina komple yanıyormuş ve oradaki insanların canları gerçekten yani bu kadar değersiz olmamalı. Adamlar bu arada derneği kundaklamadan önce camı kırıyorlar ve daha sonra komşular sese uyanıyor. Yani balkona çıkan komşulara silah doğrultup silahla ateş ediyorlar. Yani bu kadar gözleri dönmüş insanların, yüzlerinde maske var ve mahalledeki ve üst mahalledeki bütün kamera noktalarını birebir ezberlemişler. Nerede kameranın olmadığını, nereden kaçacak, kaçış planı yapıldığını hepsini planlı bir şekilde yapmışlar. Ben programdan önce de yayından önce de sormuştum, muhakkak kafanızda düşündüğünüz birileri vardır, bir şekilde olmuş olabilir falan ama senin söylemine göre hani bizim kimseyle bir sıkıntımız yok. Kesinlikle. Neden olsun? Ama nedenlerini sorgulayamıyoruz artık. İnsanlar maalesef yolda giderken bile bana niye baktın deyip birbirlerinin canını kıyan bir toplum olduk. Murat'ım gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben her zaman bir şeyler iyi olabilsin diye insanlar artık sesini duyuramadıkları noktada ya da soruyu soramadıkları noktalarda bir şekilde o soruları sormaya çalışıyorum. Amacım burada kimseyi yargılamak ya da işte siz işinizi yanlış yapıyorsunuz demek gibi bir şey söz konusu değil. Ama birilerinin bir şeyleri sorması lazım ki cevaplar alınsın, o cevaplara göre de insanlar hareket etsin. Bizlerin de muhakkak ki yanlış yaptığı bazı konular var ama bunlar tabii böyle kimsenin gözüne soka soka böyle. Çünkü biz de hani bu işi bilmeden bu işe girdik. Dernekçiliği bizler de bilmiyorduk. Az çok bizler dışarıdan milletten ne gördüysek bunları bile bile zaten gittik. Yani dernek, biz niye bu yola çıktık mesela? Yani gerçekten birilerinin gerçekten yarayan kanısına merhem olabilmek adına. Çünkü birçok şeyi biz göze aldık. Yani özellikle hani dedik ya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bizim tüzüklerimizde yazan en büyük bu maddedir. Yani uyuşturucu mücadeleye karşı kadın ve çocuk şiddetine karşı birlik olacağız, destek olacağız. Yani neticede çocuk yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımıza biz o kadar güzel oyuncaklar, yiyecekler götürdük. Yaşlı evlerini ziyaret ettik. Şehitlik ziyaretimizi yaptık. Yani biz sosyal sorumluluk projelerinin gerçekten ne demek olduğunu derneklerle aslında var ettik. Daha büyük hedeflere ulaştık. Pandemi döneminde biz hem çalıştık hem doktorlara, hastanelere ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Kendi benzinimizi de cebimizden koyarak biz bunu yaptık. Yani aslında baktığınız zaman hepsi gerçekten temiz, salp kalpli insanlar, yani iyi niyeti olanlar ama bazı makam mevkilerin peşinde heba olmuş, akılları fikirleri çalınmış, bazı dış etkenlerin etkisi altında çok çabuk kalabilmiş insanlar. Yani halbuki bugün varız, yarın yokuz. Yani bugün Murat tanıyacaksınız ama yarın bir gün belki kimse Murat tanımayacak. Bugün gerçekten doğru adımlar atman gerekir ki, doğru hamleler yapman gerekir ki yarın seni de tanısınlar. Yarın yaptığın bu işler için seni bilsinler. Hani ben şuna eminim ki İstanbul'da ben bugün her şeyden geri adımımı atsam, ister istemez bir gün kar yağdığında herkesin aklına Murat Tomlis gelecek. Diyecekler ki Murat Başkan bize yardım et. Ben buna adım kadar eminim. Yani inşallah senin gibi anılabilecek ve bu iş için bu işe ciddi anlamda gönül vermiş yüzlerce, hatta bence binlerce gönül veren insanlar olsun istiyorum. Zaten ticari amaç güden insanlar maalesef bu tarz şeyleri sorgulamıyorlar. Onların işleri güçleri para oluyor. Umarım vicdanını artık para kaplamamış insanlara denk geliriz. Çünkü bu iş gerçekten gönül işi ve her zaman söylüyorum, biraz önce de söyledik, bizim vücudumuz, kaportamız, inşallah her şey daha güzel olur diyorum. Murat, tekrar sonsuz teşekkür ederim. Eline, ayağına, emeğine sağlık dostum. Sizlerin de çok teşekkür ederim. Bir canlı yayınımızda motosikletli kuryeleri il il gezip onlarla alakalı röportaj yapmak istediğimi söylemiştim. Ve bu sesime kulak veren ve programımızı da yapmamıza vesile olan Erol Kurmaz abimize sonsuz teşekkür ederim. Ve aynı şekilde
Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ne ve Motosiklet Federasyonu'na çok çok teşekkür ederim. Yine sesimi duyurmak istiyorum. Mümkünse gücüm yettiğince bir şekilde bütün illerdeki kurye arkadaşlarla röportajlar yapmak istiyorum. Tabii bunun için de sizin destekleriniz lazım. O yüzden Erol abi de o desteği verdiği için biz de İstanbul'a kadar gidebildik. Tekrar tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Tekenize taş değmesin. Hoşçakalın.